Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Şualar 24. Bakayım ilginizi çekecek mi? Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Eşyanın icadı, şu mevcudatın icadı, birinci yol ya Adem'den olur, hiçlikten, veya terkip suretinde sair anaasırdan ve mevcudattan toplanır. Diğer elementlerden toplanıyor. Bir araya getiriliyor. Ya hiçlikten yapılıyor. Her şey hiç. Veya kalıplar var. Projeler var. Program var. Onun içerisine harç dökülüyor. Yani inşaatta usta kalıpları çakıyor. Sonra mikser geliyor. Oraya harç boşaltıyor. Ve dolayısıyla çatı böyle, tavan, ev, duvar oluyor. Eğer bir tek zata verilse, o vakit her halde o zatın her şeye muhit bir ilmi, her şeye müstevli, her şeyi içine alıcı bir kudreti bulunacak. Eğer bu işi bir tek zata verilse, çünkü niçin verirse kolay oluyor? Çünkü her şeyle alakadar her şeyi elinde olmayan bir şeyi yapamaz. Çünkü her şey lazım bir şey yapmak için. Mesela gözü yapmak için gözümün yetmiyor. Güneşi de bilmek lazım. Havayı da bilmek lazım. Eşyanın fiziğini bilmek lazım. Yansıma kanunu vesaire. O vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Biz ilmi yanlış anlıyoruz veya ben öyle zannediyorum. İlimden ne anlıyorsunuz? Kim ne diyecek? Bilinen şey. Sıfatlar. Sıfatlar, bilinen şey, güzel. Başka? Bilgiler. Allah'a bilgiler. Yani Allah'ın zatına dair bir şey. Yani şey, zatıyla alakalı. Yoksa bizdeki ilim değil yani. Tamam, güzel. Hepsi doğru. Ben size başka bir şey yapmak istiyorum şimdi. İlim bu mendile baktı, bildi. Bunu aldı, içeriye koydu. İlim, sıfatım bunu aldı, içeriye koydu. Öyle mi? Bu ilmin bir sıfatıdır. İlim böyle değil. Bu yokken de vardı. İlmin içerisini boşaltırsanız ilim denen bir şey kalmaz. Bir daha söyleyeyim. İlginçtir. Onun için dedim. Bakarsın, alırsın. Bakarsın, alırsın. Böylelikle biz deriz ki ilmim var. Duyduk aldım, gördüm aldım, kokladım aldım, tad aldım aldım, dokundum aldım, düşündüm aldım, hayal ettim aldım. Dolayısıyla bir depo zannediyoruz, değil mi? İlim böyle değil. Bunlar zaten, şöyle diyeyim, ağacın dalı budağı çekirdeğin dışında ifade edemezsiniz. Çekirdek de vardı zaten. İlim aynadır, içeriğiyle beraber aynadır. Eğer ilmin içerisini, bu olsun olmasın zaten vardı. Bu yaratılsın veya yaratılmasın, bu zaten vardı ilimde. İlmin içerisini boşaltırsanız,
ilim denen bir şey yoktur. İlim denilen sıfat içeriğiyle beraber vardır. Buna ait bir örnek vereyim. İnsanların hiç düşünmediği ama hiç ama düşüneni de rastlamadı. Bir şeyin dikkatinizi çekeceğim. Tahmin etme sıfatı insanın. Tahmin. Hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanı has ve özeldir. Adeta bu dedim ya, bunu göreyim veya görmeyeyim, bu zaten var. Yani ağaç olsun veya olmasın, çekirdekte ağaç var. Kainat yaratılsın veya yaratılmasın, ilimde zaten var. İlim denilen şey zaten, onun o yaratılmadan kainatın arkasındaki hakikatların mecmuasıdır. Canlı ve ruhludur. Ona şey demiyor mu? Mesela ilmi muhit veya ilmi muhit ezeli. O evet. Şöyle ilmi muhit ezeli. 4 tane, 5 tane ilim var. İlmi muhit ezeli sıfat. İlmi ezeli esma. İlim mecul. Daire ilim lef-i mahfuz. Cilve ilim şu kainat. Şimdi sen onu sadeleştirince veya meal verirsen, lügat verirsen, buna hepsine, beşine de Allah'ın ilmi diyeceksin. İlmi muhit ezeli 3 kelime. İlmi muhit ezeli sıfat. 2 kelime. İlmi ezeli. Ne fark var canım Risale'de? Esma ile sıfat arasındaki fark kadar fark var işte. İlmi ezeli ile ifade edilebilecek bir şeyi 3 tane kelime konulur mu bak? İlmi ezeli 2 kelime. İlmi ezeli. İlmi muhiti ezeli. İlmi muhiti ezeli sıfat. İlmi ezeli esma. İlim mec'ul. Ceale. Yani nur-u Muhammedi. Berzah. Daire ilim. Lef-i mahfuz. Cilve ilim. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet. Tamam. 5 tane ilim var. Şimdi abi bir de ama ilim malıma tamir ediyor. Şimdi onunla bunu fark edeceğiz. Şu oraları geleceğiz o. Şimdi ilmin içerisi o malum basit şey. İlim maluma tabi, ilmi mütezeli değil yani. O beşerdeki ilim. Beşerdeki malum, mesela kalem bilgisi. Bu yok. Kalem bilgisi yok mu? Sende var değil mi? Bir kalem bana söyler misin? Şöyle tasarı der. Sendeki malumdur. Nereye bağlı? Buna bağlı. Sendeki ilim buna bağımlı. Ama beşer canibinden bakıştır o. İlim, sendeki ilim maluma tabi. Malum eşyanın kendisidir. Onun hakkındaki sendeki veriler ilimdir. Ama senin ilmin. Şimdi bu malum olsun ve olmasın. Allah'ın ilminde, ilmi ezelide bu şey vardı. Şimdi başka bir şeye doğru gideceğim. İnsana has, yani şey dedik, ilimin. Yavrum sen biraz rahat dur. Tamam, rahat dur. Varlık olsun veya olmasın, varlık olsun veya olmasın, ilim vardır. İlim bir şeyi bilmek değildir. Bir şeyi bilmek sıfattır. İlmin içerisindeki bir sıfattır. İçerisini boşaltırsanız ilmin, ilim denen bir şey yoktur. İlim eşyanın varlığıdır. Ayna gibidir der ustad. Yani ayna gibidir. Şimdi buna ait bir şey yapacağım. İnsanlara has ve özel olan bir yapı var. Yapısız yapı. Tahmin. Bu içerisini açar gibi zannediyorum. Tahmin hakkında size bir şey okuduktan sonra veya buraya okuduktan sonra tahmini okuyacağım size.
O zat her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde ilim denilen şey de suretleri bir, vücudu ilimleri bulunan eşyaya vücudu harici vermek, zahiri bir Adem'den çıkarmak ise bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir madde üstüne geçirmek. Eskide vardı daktilo mumlu kağıda. Daktiloyu biliyorsunuz, böyle tuşa vurduğun zaman daktilo. Harf var. Harf şeydir. Kabartılmıştır. A kabartılmıştır. Bu daktilonun önünde mum varsa muma vuruyor. O mumu ne yapıyor? Çukur yapıyor. Eğer daktilonun önünde şerit varsa bez, beze vuruyor. Bez zaten mürekkeplidir. O mürekkebi karşıya yapıştırıyor. Yazı öyle yazılıyor. Şimdi mum düşünün. Bu daktilonun ayakları kabarıktır. A, B, C, Ç kabarıktır. Daktiloyu C vurduğun zaman tak kalkar, muma vurur. Ve yazı yazılır. Ama mum olduğu için, yani mürekkep kullanılmadığı için yazıyı göremezsiniz. Sonra o mumlu kağıda üzerine mürekkep sererseniz mumun üzerindeki o çukurlara mürekkebi sererseniz mürekkep çukurları dolduracak. Çukurları doldurunca yazı çıkıyor. Tamam. Şimdi gözü gözükmeyen yazıyı mürekkep üzerinden geçirirsen der ustad, yazıya çıkıyor. Diyor ki bir de okuyayım burayı. Onun ilminde suretleri ve vücudu ilimleri bulunan eşyaya vücudu harici vermek, ilimden kudrete çıkarmak, yani ilim vücuduyla mahluk arasındaki şeyi söyleyeyim. Tabii bu dersi yapmak için tabii biraz muhatabım biraz farklı olacaktı ki beni açacaktı. Şimdi mecburu mahluk anlatacağım, ilmi vücut anlatacağım. Yani anlatacağım da anlatamıyorum. Çünkü simanızdan anlamadığınızı anlıyorum. Yani vücudu harici demek, bunu artık izah etmemem lazım ama ediyorum. Mesela mimarın kafasındaki proje vücud ilmidir. O projeye kudret taalluk ederse mahluk olur. Vücud harici olur. Bir vücuda, ilmi vücuda kudret taalluk etmezse vücud ilmi denilir. Eğer ona kudret taalluk eden her şey mahluktur. İlime kudret taalluk ederse, kudretten geçirilirse mahluktur. Geçirilmese ilmi vücuttur. Tamam. Vücudu harici vermek, zahir bir Adem'den çıkarmak ise bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi. Burası çok önemli. Şuraya kadar biliyordunuz ama bu ilmi daha çok güzel simgeleyecek ve ona ait bir şey okuyacağım size. Fotoğrafın aynasındaki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi. Kolay bir surette saniyin ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyayı emri kün fekün ile Adem-i Zahiri'den vücudu hariciye çıkarır. Şimdi ben size örnek vereceğim. Ne görüyorsunuz? Siz varsınız abi. Görüyor musunuz? Evet. İşte bu ilimdir. Bu ayna. Tamam? Bu ilimdir. Allah eşyayı nasıl yaratıyor? Ona örnek vereceğim. Burada ben gözüküyor muyum? Şüpheniz var mı? İlimde ben böyleyim. Şimdi bak.
Duydunuz mu? Bir daha. Peki bu nereye kaydedildi? Hafızaya. Hafızaya. Peki atom kullanıldı mı? Hayır. Elektron. Atom yani bu madde. Yani beni meydana getiren gömleğin maddesi pamuk. Pamuğun elementleri kullanılmadan hafızaya kaydedildiğinden şüphesi olan var mı? Duyuyor musunuz? Evet. Ne kadar kolay? Bas. Yani bunu kaydetmek, sen yazmaya, çizmeye kalksana, bir dokunmak kadar kolay değil mi? Allah vücut aynasında gözüken eşyayı kudretten geçirip vücut halice böyle çıkıyor. Şimdi ona basmadan önce telefonda bir sistem yapılmış ama Allah öyle bir sistem yapmıyor değil mi? Yani direkt... Yok, bu yani bu sistem komplesi ilimdir. Yani içi boş düşünemezsin. Mesela kamerayı koydun, bir yere tuttun. Göstermemiş düşünebilir misin? Kamerayı bir yere tutuyorsun. Bana şimdi bensiz düşünebilir misin? Niçin düşünemezsin? Seni göstermiyor. Yani bana döndüğü halde göstermemesi olabilir mi? Yok değil mi böyle bir şey? Yani sistemde yok. Sistemi çalışmıyor böyle. İlimde de böyledir. İçi boş ilim yoktur. Şimdi bu resmi şöyle benim bir cihazım olsa, düşünüyorum öyle göstermek için, şuraya taksam, bastığım anda şak diye kağıt çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Tırırır çıkar. İşte arkadaşlar, Allah bu mevcudatı böyle yaratıyor, hiçlikten değil. İlminde var olanı düğmeye basıyor. Düğme nedir? Kudret. Peki kağıda dökülme, şuraya ne? Kullandığı malzeme nedir biliyor musunuz? Bu ilimde olan vücudu kağıda dökmek, yani atoma dönüştürmek, ne hangi malzeme kullandı? Hayat kullandı. Bu aynada olan ben, parmağımla basmak kudrettir. Kağıda dönmesi veya atoma hayat. Hayat kendinden o zaman, zatından mı? Zatından. Zatından bir şey yok ya. Tabii. Şimdi... O zaman berzah ne oluyor? O zaman bir şey berzah olmaz ki. Yani... Berzah dediğin işte bunu dökmek dökmemek. Berzah yok ki. İnsan hudus gibi bir şey. Yani şöyle bakın. Diyor ki... Fotoğraf aynasında sureti... Şu sureti görüyorsunuz. Evet. Fotoğraf aynasındaki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi. Bu kadar, bu ne kadar zor? Peki 500 sene önce bunu düşünün, anlatsam. Size gülerler. He? Size gülerler. Yani böyle bir şey olur mu? Yani tak kağıda çıktım. Yani bir de doğayı çekiyorsun böyle. Bak yapılan bir kafanın yaptığı, bu kafayı yapan nasıl bir yapısı var? O sistem tabiat mı oluyor dedikleri yapan bu şekilde? Yani bu sistem denilen şu sisteme tabiat diyor. Tabi dilen. Yani tabiat şu. Basamadık. Yani buraya cihazı taksam, bu yazıcıdan şak diye çıkıyor ya, İşte bu yazıcı ve çıkana, çıkan kağıda mahluk diyorlar, bu yazıcıya da tabiat diyorlar. Yani ekranda görülen mecul. Mecul. Mecul'den kudret taluk ettiği zaman ruhta belki ta aşağı kadar dediğiniz olay tabudur. Evet, yani şu cihaz var ya cihaz. Şu cihaz kağıda dönüştüren, yani şuradaki yazıyı, şuradaki fotoğrafı, nereye taşıyor? Cihaza. Yazıcıya ya.
Yazıcının adı dinsizlerin nazarında tabiat. Kağıt şu doğa. Yani resim çıktı ya kartpostal. Doğa. Onu yazan cihaza tabiat. Yani kanunlar şeyi. Fakat burayı görmüyor işte. Yani bu cihaza verilen veri bilgileri, dataları, yani buradan aktarılan bilgileri görmüyor. Bu bilgiler lef-i mahfuz. Tamam. Bunu onaylayıp onaylamamak irade. Tercih. Basmak kudret. Kağıda dönüşüm malzemesi hayat. Tamam. Şimdi burada nasıl şeyler var? Yani eşya yokken soru şimdi can alıcı yere geliyor. Mevcut burada aynayı tuttum beni gösterdi. Bensiz burada nasıl gözükür ben? Bensiz. Bu kamerada gözükmez. Ama ona gözükür aldı. Ben başka mevcudatta bir başka bir örnek vereceğim. Yani bu kameranın karşısında ben olduğum için bu gözüktü. Sorulabilir. Ben yoksam burada da gözükmez. Ha, ilim de işte Allah'ın ilminde bu mevcudat yokken de vardı. Ona ait bir örnek vereceğim şimdi. Mevcudatta yokken gözüküyor. Bak. Kamerayı tuttum. Kamerayı tutunca orası gözüküyor. Yani orası var ki gözüküyor. Yoksa gözükmez. Şimdi sorulur. İlimin içerisinde var. İlmin içerisi ilmin aynadır. İlle mevcudat olması şart değil. Mevcut yokken de vardı ilimde. Onu anlamakta akıl zorlanıyor. Ona ait örnek vereceğim diyorum. Bunlar da aynı mı oluyor abi? Bir daha söyleyeceğim. Şu mevcut. Tamam abi. Tuttum aynayı. Kamerayı. Gözükür mü gözükmez mi? Gözükür. Orayı yok kabul et. Gözükür mü bir şey? Gözükmez. Ha, ilimde bu mevcudat yokken de var burada gözüküyor. Orası yok ama burada nasıl gözüküyor? Allah'ın ilminde. Tamam abi. Şimdi oldu. Tamam mı abi? Tamam. Yani yeter ki gayret edelim. Hiç üşenmem ya. Bir daha söylüyorum. Evet. Bu Allah'ın ilmi. Tuttuk gözüktü. Yani bu kadar anlattık diyecek ki adam. Sen tabii kamerayı tuttun kendine. Kamerayı kendine tuttun. Tamam. Tabii ki gözükecek sen. Oraya kafam yaptı. Ama sensiz sen olabilir mi burada? Ben olmadan burada gözükebilir mi? Yani mevcudata kamerayı tuttum. Mevcudat gözüktü. Tamam bunu buraya kadar anlattı. Çünkü teknoloji bunu araladı. Ama 100 sene önce 500 sene önce bunu düşünemezsin. Yani mevcudatı buraya taşımak çok zordu. Bak bir de söylüyorum. Şu mevcudu bu aynaya taşımak 500 sene önce zordu. Öyle değil miydi? Evet. Bir daha söylüyorum. Mevcudatın şeklini, sesini, dalga boylarını, içerisindeki yapıları yani resmin içini işte elektronik boyutlarını bir sürü şeyleri var. Çünkü bunlar ehli anlatmıştı bana acayip şeyler. Yazılımlarını 500 sene anlatsan bu imkansızdı. 1000 sene önce anlatsan bu mevcudatı buraya taşıyacaksın. Yani buradan MOBESE ile Kayseri'yi seyredeceksin. Google'a girdim MOBESE ile. Polisin şeyi var ya şehri. Seyredeceksin. Yani aynı anda Rize'deki Rize'yi seyrederken Kayseri'li şehirde Kayseri'ye bakarken o bakarken hem kendisine hem baktığı yere de bakabiliyorum Google'da. Öyle değil mi? Evet. Mesela bir Kayseri'li çıktı şehirden. Dükkanda dolaşıyor. Dükkana bakıyor. Oranın polisin koyduğu kamera canlı yayın yapıyor. Google'da bir program var MOBESE. Giriyorsun. Uydudan o adamı seyrediyorsun, o adamın seyrettiğini de seyrediyorsun. Öyle değil mi? Şimdi bunu 500 sene önce anlatsan, Allah Allah,
Şimdi anlatacağım mevzu, kamerayı tuttuğumuz yerde bir şey yokken gözükmesi. Evet, ona ait. Çok iyi anladık. Tamam mı abi? Ona ait örnek. İnsana has, insana özel bunu aralayan, işaret eden, anlamasını kolaylaştıran tahmin edebilme, geleceği okuyabilme. Başlığı altında yazımı anlatıyorum size. Mevcudatsız aynadakiler. Mevcutsuz var olanlar. Şu anda geçmişinler gelecek arasında ne fark var? Geçmişinle gelecek arasında ne fark var? Geçmişini biliyorsun, geleceğini bilmiyorsun. Yani hem soru soruyorum hem cevap veriyorum. Burası geçmiş, burası gelecek. Geçmiş ile gelecek arasında ne fark var? Geçmişimi biliyorum ama geleceğimi bilmiyorum. Peki. Ama ikisinin ortak tarafı ise var olduklarıdır. Varlığı hakkında kimsenin şüphesi yoktur. Gelecek var mıdır, yok mudur? Bu artık kuantum fiziğine inmiş çocuklara kadar. Gelecek vardır. Çünkü bazıları istisna aramızdan çıkıyor, geleceği okuyor, geleceği görüyor, geleceği yorumluyor ve aynı da çıkıyor. Olmayan bir şey gözükmez, işitilmez, yorumlanamaz. Var olan bir şey gözükür, ifade edilir ve yorumlanır. Yok ama daha. Nasıl var? İnsanın tahmin denilen ilmin içerisinde bir birim var. Yapı. Tahmin denilen bir şey mevcut yokken de vardır. Oraya kader, maderi arkada. Kader hiçbir şey değil. Düşünen kafa için şu anlatayım. Mübalağa olarak söylemiyorum. Kader bu noktada bir şey değil. Çünkü kader hakkında çok yazılmış, çizilmiş. Şu anda anlatacağım konu hakkında yazılma çizimle pek bir şey yok. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerinden biri de tahmindir. Tahmin edebilmesidir insanın. Tahmin denilen şeyin demek olmayan bir şeyi görmektir. Tahmin geleceğe açılan ve keşfeden bir yol ve yöntemdir. En garip tarafı geleceği ispat etmesidir tahmin. Varlığını, geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi, geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi tahmindir. Bilmeden bilmek, tahmini anlatıyorum şimdi. Bilmeden bilmek, olmadan görmek, gelmeden orada olmak. Açığa çıkmadan görmek, sesi gelmeden duymak, gelmeden gelmek. O kadar gerçek ki olmadan gelmeden bile hesapları ve şekilleri bile yapıyoruz. Yani gelecek o kadar tahmin için o kadar kesin ve gerçek ki gelmeden önce şeklini, hesabını yapıyoruz. Mesela ayın tutulacağı bunlardan bir tanesidir. Şeklini de bile çiziyoruz. Yok daha. İlham da bunun başka bir tarafı. Tahminin daha üst boyutu. Senin olmayanın, senin ve sende olmayanın sende görünmesi, duyulması ve bilinmesidir tahmin. İlham tahmin yoluyla mı giriyor yani? İlham, hayır, tahminden üstündür. İlhamı şöyle şey yapayım. Çekirdeği düşün. Burada ağacın olduğuna şüphen var mı? Yok. Yok değil mi? Ama ağaç daha bu çekirdeği dikip toprağa atıp ağaç olmadı. Ama çekirdeğin içinde ağaçtan şüphesi olan yok değil mi? Buraya kadar beraberiz. Evet. Tamam. Şüphemiz yok. Aynen bunun gibi insan kainattan önce bir çekirdektir. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastası. Kainat yokken bile kainatın çekirdeği olan biz vardık. Kainatın her şeyi, yani ağacın elması, kokusu, tadı, tuzu çekirdeğinde var olduğu gibi
kainat yaratılmadan önce Nur-u Muhammed'i de hepsi vardı. Kolay olsun diye ikisini kıyas ediyorum. Ağaç yokken çekirdeğinde vardı. İşte kainat ağacı, şecir şu kainata ağaç diyor. Bu olmadan önce Nur-u Muhammed'i de vardı. Ve Nur-u Muhammed'in bir timsali olan bizde de vardır. Çünkü Nur-u Muhammed'den biz bir eneyiz ya. Şimdi insan hakikat-ı Muhammediyeciyetiyle kainatın çekirdeği aslisi mi? Kainattan önce var mıydı? Vardı. O zaman kainat mevcut yokken bizde vardı. Ha, ben şimdi ilham anlatıyorum. Ben de bütün o geçmiş ve geleceğin programı enemde mevcut. İlham demek benim o daha mevcut gelmeden kainatın programı bende var. Onu kainatın dışında bir kaynakla uyandırılması. O kainatın çekirdeği olan bende, kainatta daha var olmayan, dışarıya çıkmayan, bilinmeyen bir şey, kainatta var ama daha gelecekte gelecek ama gelmemiş. Bende var zaten. Ağaç olmadan önce çekirdekte olduğu gibi. Ben madem kainatın çekirdeğiyim, bu çekirdektekini ağaç olmadan önce uyandırmak bende. Bunun adı ilham. Ne anladınızsa. İmam-ı Rabbani öyle diyor. Veya İsa Aleyhisselam'ın sözünü söyleyeyim. Bilenler bilecektir. Başka bir rivayette bildirilenler bilecektir. Başka bir İmam-ı Rabbani de öyledir. Kim ne anladıysa diyor. Çünkü bu artık böyle kalemi al ABC'ye yaz anlatmıyor. Artık o kadar yapabiliyorum. Bir daha anlatmak istiyorum. Çekirdek, ağaç olmadan önce çekirdekte her şey vardı. Elmayı aldım ağzıma. Lezzet alıyor muyum? Lezzeti nerede alıyorum? Beyimde. Burada. Burada çiğniyorum. Sıvıya dönüştürüyorum. Dönüştürüyorum. Dilimin içinde sinir uçları var. Oralar uyarılıyor. Dilden lezzet merkezinde lezzet alıyor muyum? Evet. Tamam. Peki. Ben elma yok. Bu lezzet merkezinde o lezzeti bir cihazla uyarsam elma yokken lezzet alamaz mıyım? Alırsın. İşte bu. İlham bu. Mevcut gelmeden önce insanın haritasını uyarmak. Navigasyonla örnek vereceğim. Üşenmeden vereceğim. Navigasyona adrese girdiniz. Tuzla'ya gideceksiniz adres. Tuzla gelecek değil mi? Bu Zeytinburnu'na göre gelecek. Daha gelmemiş. Yolu da bilmiyorum. Navigasyona girdiğim zaman o benim için gelecek olan haritayı navigasyon için hazır değil midir? Hem burası hem orası aynı değil midir navigasyon için? Aynıdır. Uyduyu koy buraya. Zeytinburnu burası. Kurtköy burası. Tuzla burası. Tamam mı? Uydu burası. Ben cep telefonuyla bunu şey yaptım. Navigasyon ikisini bir anda gördüğü için benim navigasyonda haritalayabiliyor. İkisini bir anda göremese bana şekil veremez. Daha girmediğim halde şekillimi gösteriyor, şekil gösteriyor. Uydudan fotoğraf çekiyor. Başka bir tanesini söyleyeyim. Belediye Fatih'e geldim. Çatıda bir şey yapıyorduk burada. Hemen bir saat geçmedi. Yarım saat içinde geldi iki kişi. Ne yapıyorsunuz dedi, yukarıya çıktı. Ondan sonra Allah Allah. Çatıda bir kiremiti kaldırdık, tamam mı? Orada tahtayı değiştirirken pat diye geldi. Dedim ki tamam, tamam dedi. Ya ben dedim size bir şey, ilmi bir şey öğrenmek istiyorum sizden. Tamam hocam dedi. Buraya hocam olduğunu anladı. Şeyi de gördü, bir şey yapmıyor. Tahtayı kiremiti değiştiriyor. Ya dedim ben yarım saat oldu ve bir caddeden çekik bir yerde çatıda ne yaptığımı nasıl bildiniz? Dedi ki hocam dedi an ve an uydudan Zeytinburnu takip ediliyor. Yapılan her değişikliği biz ekranda seyrediyoruz. Yapılan bir kafa. Ha,
Aynı onun gibi. Şimdi demek ki ben elma ağzımda yokken buraya ben uyarsam tınk, elma yokken lezzet alamaz mıyım? O olaylar gelmeden önce de sende açığa çıkmasına ilham denilir. Demek birisi basmış sana. Yani ilham tamam onu anladık abi de. Gelecek oraya. İlhamı mesela başka biri mi uyarırsa mesela? Ya önemli değil kim uyarırsa uyarsın. O ilhamın yapısından bahsediyoruz. Yok. Önemli olan kim uyardığından bahsetmiyoruz. Yani olay yokken böyle bir sistem çalışıyor bizde. Yani sığıra bunu yapamazsınız. Dikkat edersen bunlar hep gelecek. Geçmişi biliyorsun, geleceği de tahmin ediyorsun. Geçmişi biliyorsun, geleceği tahmin ediyorsun, ilham ediyorsun, hesap edip ifade edebiliyorsun geleceği. Hesap bile yapılıyor. Ay falan saatte tutulacak diyor. Hesabını da veriyor. Tutuyor mu? Ama daha gelecek yok. Yani kamerayı koydun, eşya yok ama eşya gözüküyor. Ayın tutulacağı yok, onun bile hesabı yapılıyor. Anladınız mı örneği? Devamlı değil ama düşüncelerle şekillenebilen, her an her şekilde olabilen ve dalga halinde her yerde olabilen atomu ne kadar sabit ve gerçek zannediyorsun? Atomdan bahsediyorum. Devamlı değil ve düşüncelerle şekillenebilen, ben istediğim, düşündüğüm zaman siman demiş değişiyor. Eşyaya baktığım zaman eşya değişebiliyor. Bakana göre değişiyor eşya. Öyle gözüküyor. Ben eskide zannediyordum ki benim anlayışım da değişiyor. Hayır, bu eşyayı da değiştiriyorsun. Ona delil gözdür mesela. Karşıki yapıyı değiştiriyorsun atomun. Mesela büyük zatlar gözde ruhaniyatını yüklüyor. İlimi yüklüyor. Mesela insiba ve inikas peygamberlerde ve evliyalarda derecesine göre insiba ve inikas var. Veya koku veya sima veya ses beni sana taşımıyor. Bunlar sana gösteriyor ki her an değişebilen ve her şekilde olabilen ve dalga halinde her yerde olabilen atomu sen ne kadar sabit ve gerçek zannediyorsun. Hakikat sürecinden en kesif duraktır atom. Allah'ın ilmi ezelisinden bu tarafa doğru gelirken en kesif duraktır atom. Yani son duraktır atom. Sen kendini nihayetsiz yerde olabilme ihtimali içinde burada olman sürpriz olsa gerek. Çünkü cesedin içindeki göz gibi olan ruh bir yerden kaçmaya başlarsa, yani vücut sızdırmaya başlarsa, ruh olan enerji bedenden uçup gitmesi en doğal ve fiziksel özelliği olduğundan burada şimdi cesette kapalı durması hakikatinin antika bir mucizedir. Ne anlattım biliyor musun? Şimdi bir gaz koyun bir tüpe. Bir yerden kaçak verdi. Sonunda bitecek değil mi? Ama o basınçlı, çok basınçlı bir gazı bir kaba tutabilmek ve kaçırmadan tutabilmek iyi bir teknoloji lazım değil mi? Tamam? Aynen bunun gibi bir enerji yumağı olan, korkunç bir basınç olan, 18 bin aleme sıkıştırılmış olan bir enerji olan ruhu şu cesedi sıkıştırmak ve kaçırmamak. Şimdi bir sızarsa buradan... Ne demek biliyor musun? Yaşlılık demek. Yavaş yavaş lastik hava kaçırıyor. Lastik dibe inecek. Araba asfalta oturacak. Hava gitti. Ama Rize'de ben basmıştım havayı. Lastik. İstanbul'da var. İşte o hava lastiğin içindeki hava lastik değil. İşte 18 bin alemin yapısı enerji kabul etsek,
onu bir yumak haline getirip korkunç basınç. Yani çıktığı zaman atoma bile benzemiyor. Burada çıktığı anda 18 bin alemde olabilen bir basınçtakini burada üstünü kapalı tutmak, üstünü kapatmak, sızdırmaması acayip bir sürpriz ve mucize. Cennet gayet normal. Burası antika. Burası zor. Yani mesela gazı bir yerde tutmak mucizedir. Gazı bırakmak normaldir. Onun yapısı budur. Bakın her 18 bin alemi bir basınç yapı, bir enerji yumağı düşün. 18 bin alemi yumak yapacaksın. Bir enerji paketi yapacaksın. Buraya uçmayacak şekilde tutacaksın. Doğru abi, lazer gibi. Mesela lazer çok düzgünleşmiş ışınlardır. Mesela şurada ışınlar çıkıyor eli ampulde. Sadece bir ampul yeter. Ama lazer için özel bir sistem lazım bu ışınları sokmak için. Evet. Aynen. Doğru. Devam ediyoruz. Hep böyle şere malzeme yapıyorum. Aynayı tuttuğum halde karşısı yok da burada nasıl oluyor? Evet. Mevcut yokken de insanda var. O zaman insanda var olan bir tahmini ayna, mevcut yokken orada var olduğunu, ilham mevcut yokken var olduğunu gösteriyor. Bu sistemi sana takanda, bu cihazı sana takanda ondaki teknoloji daha üstündür. Sana ilhamı takmış cihaz. Sana tahmin cihazını takmış cihaz. Bunu sana takan zat elbette ki çok daha üstün teknolojiyi kullanıyor. Amerika sana bir uçağı sattı. Elinde en az 3 kat gelişmiş olmasa sana onu satmaz. Allah da sana taktığı cihazın nihayetsiz farklı onda olmasa sana bunu takmaz. Bazen hatırladığın gerçekleşirse veya tahmin ettiğin şey gerçekleşirse geleceği hazırda görmek olduğuna izanın kuvvet bulur. Yavrum siz aşağı. Siz tamam. Abi ne de söyle. Bazen bir daha okuyorum. Bazen hatırladığın gerçekleşirse ama yoktu hatırladın. Ya bir şey hatırladın ha pat diye gerçekleşti. Veya tahmin ettiğin şey gerçekleşirse hatırladığın veya tahmin ettiğin gerçekleşirse geleceği hazırda görmek olduğuna izanın kuvvet bulur. Yani yokken de var olduğuna alametlerdir. Tahmin ettiğin şeyin gerçekleşmesi. Bir de hatırladın. Bir şey hatırladın. Böyle olamaz mı? Pat diye var. Oldu. Hissi kalbel vuku gibi. Hissi kalbel vuku gibi mesela. Geçmiş ve gelecek atomdan değil, gelecek atoma, atomda geçmişe akar. Bir daha şey yapayım. Bazen geçmiş ve gelecek atomdan değil. Yani geçmiş ve gelecek atomdan gelmiyor buraya. Burası şimdiki zaman demek atomik bir hayattır. Ne geçmiş atomdur, ne gelecek atomdur. Geçmiş ve gelecek atoma akmasıdır. Gelecek atoma, atom da geçmişe akar. Şu anı hissetmen ve idrak etmen için şimdiki zaman yani atomda olman lazım. Bir daha okuyayım burayı. Şu anı hissetmen, idrak etmen için şimdiki zaman yani atomda olman lazım. Geçmiş diyebilmen için, gelecek diyebilmen için atomda olman lazım. Atom şu andaki zamandır. Şu andaki zamanı atom. Geçmiş ve gelecek atom değildir. Atomdan çıktığın zaman geçmiş, gelecek ve şu an yoktur. Çünkü geçmiş atom değil, gelecek de atom değildir. Atomda olabilmek ve onun arka ve ön taraflarını düşünmek ayrıcalıktır. Sen atomdayken geçmişe ve geleceğe düşünebilmek, ilham edebilmek, tasarlayabilmek, onları düşünebilmek, onları duymak, onları gözlemlemek, o yokken görmek, olmazken düşünebilmek, sesi yokken duymak, bunlar
apayrı bir ayrıcalıktır. Yani aynanın karşısında hiçbir şey yokken aynada var olmak özelliği demektir. Nihayetsiz olasılıklar içinde bu olmam, Ya Rabbi sonsuz şükürler olsun sana demekten başka çare yoktur. Yani geçmiş ve gelecek nihayetsiz olasılıklar içinde, olma ihtimalleri içinde bu olmam, sonsuz şükürler olsun Ya Rabbi demekten başka çare ve nefes almak yoktur. Atom dünyası maddelere, ruhlara hülle giydirilen bir mağaza gibi. Şu şimdiki zaman ne demek? Ruhlara hülle giydirilen bir mağaza gibi, libas giydirilen bir terzihane gibidir. Şimdiki zaman. Anladınız mı? Evet. Şimdiki zaman ruhlara hülle giydirilen bir mağaza, şimdiki zaman libas giydirilen bir terzihane gibidir. Tabii ki zorlanacaksınız. Ben bilmiyor muyum ama duymanız da fayda görüyor. İyi olur abi, güzel. Bir piyano çalmak için manaya göre sese göre notaları sıralamak ve ifade için sırayla tuşlara basmak nasıl tesadüf olur? Daha yok. Bir şeyi besteliyorsun. Olmayan bir müziği besteliyorsun. Ve o sesi yokken sesi duymak. Olmayan manayı manalandırmak. Mana çıkartmak. Ve o olmayan sesi, olmayan manayı notalara düşürebilmek. Ve notaları göstermek için sırayla basmak nasıl tesadüf olur? Bunu yapabilen altında imzasını atmak nasıl edepse, bunu kim yapmışsa, Mozart mı diyorlar? Mozart. He. Mozart. Beethoven. He, Mozart, değil mi? Tamam. Altına Mozart diyorsun ya, dırır dırır dırır. Nasıl bunun altına imza atmak edeptir, adama nispet etmek? Edepse, o sıralamayı sıralayan aklı, bu sıralamayı, notayı sıralayan, aklı ve onları eyleme geçiren parmakların sanatkarın ismini yazmak o kadar edep ve haddini bilmek olacaktır. Yani bir müziğin altına Mozart yazmak ne kadar edep ve ahlaksa, o olmayan sesi tahmin etmek, olmayan manaları ilham etmek, onu yazıya dönüştürmek, harfleri dizmek ve o harfleri notalamak, notaları sese dönüştürmek için piyanonun sırayla düğmesine basmak, altına bunu besteleyenin imzasını atmak ne kadar ahlaksa, bunları, bu sıralamayı sıralayan, bak, bu sıralamayı, notaları sıralayan aklı ve onları eyleme geçiren parmağın sanatkarını da bu sistemin, bu olayın altına ismini zikretmek o kadar edep ve ahlaktır. Renkler, kokular ve şekiller eşyanın kendisi zahiri değil. Hakikati zahirdeki değil. Yani eşyanın renkleri, sesleri, balığın kokusu, balığın balık rengi, kokusu, tadı balığın kendisi değildir, balığın sıfatıdır. Sıfatları anlamak olarak görünüyorlar. Hayal edebilmek için kullandığımız malzemelerden, kendi cinsinden, mesela hayal, bazen mevcudattan aldığımız fotoğrafları hayal ederiz. Bazen de hiç bunlardan aynısını değil, kendimiz kurgularız ve yeni şekiller yaparız. Dünyalar kurarız. İşte hayal aynasında mevcut yokken mevcut yapmak. Olmayan bir şeyi, şehri kurmak.
Anlıyor musunuz? Hep onun etrafına dönüyor. Yani çeşitli misaller veriyor. Bir daha söylüyorum. Hayal iki şekilde çalışıyor. Bir mevcudu alır, onu evet o sokaktan geçmiştik. Sola vurmuştuk, ileriden sağa dönmüştük. Tabii ya ileride dershane vardı. Pastanın üstü. Tamam. Ne yapar? Aynen şu anda görüyorum. Navigasyon bununla yapılmış. Bunu hesap edilerek navigasyon yapılmış. Bak neyi yapıyorum? Bak sola dön, ileride 150 metre sonra sağa dön, sola vur. Sağa dön, fırın var, fırının üstünde dershane var. Kapıda şu yazıyordu, tak 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 tak. Bu bir çalışma yöntemi. İki, olmayan bir şeyi hayal edebilmek. İşte kameranın önünde varlık yokken var içine koymak. Çünkü yapısında öyle var. Kameranın özelliği karşıyı göstermek. İlmin özelliği karşıyı göstermek değil. Yokken de var, varlığın alemi diyeyim. Nasıl ifade edeceksem. O zaman buraya yani dünya zorunluluk oluyor abi. Yani insanın mesela buraya gelmesi zorunluluk değil de burası gerekli oluyor o zaman. Kesin. Bakın kameranın adı karşıyı gösterendir. Karşıyı göstermeyenin adına kamera denmez. Güneş ışık verendir. Işıksız güneşe güneş denmez. Semavi bir küre deriz. Yani burada hepsinin zıtlıkları, her şeyi görmesi yani o sizin dediğiniz ilim denilen şey de yani güneşi ışıksız düşün. Ha, ilmi de içeriksiz düşünemezsin. Suyu ıslatmadan düşün. Suyu dök, ıslatmasın. Olmaz. Balık pişirdin, kokusuz düşün. Kokusuz. Bir varlık düşün diyor, varlık. Sureti olmasın. Ruhtur. Hayır, ruhun bile rengi vardır. Ruhun bile rengi vardır. Yani bir şeyin suretsiz bir şey olamaz. Ruhun bile sureti vardır. Ve rengi vardır. Şey denilen, mahluk denilen her şeyin sureti var. Şimdi, biraz da neyse oraya girmeyeyim. Ruhun rengi değişmiyor değil mi? Abi sabittir böyle. Yapısı öyledir ama ulema arasında ihtilaflıdır. Kırmızı diyen var, yeşil diyen var. Asıl mücedidleri kırmızı diyor, ehli keşif, ehli kapçılar yeşil diyor. Ama şu, kim ne diyorsa önemli değil. Ama rengi vardır, sureti de vardır. Şimdi bir daha söyleyeyim. Hayal, kamerasız, yani bir kamera düşün, eşya yokken gösteriyor. Allah Allah, acayip bir şey. Gibi. Yani hayal, İki şekilde çalışıyor. Var olanlarla çalışan, bir de var olanları boşaltarak mevcut olmayan bir şeyi var. Hayalde biz hayal etmiyoruz. Hayalde nihayetsiz alem var. Onları irademizle, iktidarımızla öne çıkartıyoruz. Sen hayal ettiğin için orada şekil var olmuyor, zaten vardı. Evet, olay bu. Olay bu. Bir daha söyleyeyim. Hayal ediyorsun bak şu anda buraya kar tepkiler dozerini getirdim bak. İnan ha bak şu sağımda dozer var. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki hayalde ben ürettim. Üretmedim. Hayalimde nihayetsiz sonsuz 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 her şey var. Ben hayal ettim demek var olanların battaniyesini açtım demek. O zaten var. Ben yapmıyorum. Var olanın gücüme göre üzerindeki battaniyeyi kaldırıyorum. Hayal etmek battaniyeyi kaldırmak demektir. Bir tane de kaldır. Ben diyor bir alemi keşfettikçe diğer alemi görüyordum diyor. Çekirdekte her şey var. İstersen ağaç olarak gözüksün veya gözükmesin. O var. Çekirdekte ağacın olması daha önce ağaç olduğundan değil. Ağaç yokken çekirdek vardı.
bir başkasının biraz sonra ne yapacağını bilmek de geleceği hale görmektir. Mesela adam diyor ki bu kim? Bilim adamı, siyasetçi. Ben bilim adamıyım, siyasetçi. Niye? Ne özelliği var? Dahi. Yani ne demek? Geleceği görüyor. Diyor muyuz, demiyor muyuz? Peki, geleceği duyuyor. Geleceği görüyor. Geleceği tasarlıyor. Geleceği çiziyor. Gelecekten konuşuyor. Tabirleri duyuyor muyuz, duymuyor muyuz? İtiraz ediyor muyuz bunu? Yok. Aynada çıkıyor mu çoğunlukla? Çıkıyor. Ha, demek ki gelecek var. İlle atomik varlık seviyesinde olma şart değil. Geleceği orada görmüyor. Gelecek burada var. Hepsi var. O sonsuz hayalde olan şekiller, sonsuz düşünce birimleri, sonsuz ilmi hakikatler mevcut yokken de var. Biz iktidarımızla onun üzerini açıyoruz, bir tanesini tercih ediyoruz. Mesela Hasan abi, bir tane misal aklıma geldi de abi. Mesela tesbihatta, şimdi Risale bize öğretiyor ya, halkayı zikirde diyor, ser zekir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşün diyor. Bunun ilmi bizde var, hayal ettiğimiz zaman hani o ortam battaniye kaldırmış oluyoruz yani. Bak, ağaç diyor usta bu konuda güzel bir örnektir, örnektir diyor. Diyor ki, ağaçtaki kanun insanda da caridir, kainatta da caridir diyor. Toprakta çekirdek ağaç olmazdan önce ağacın her şeyi var çekirdekte. Bu kainat yokken o çekirdekte vardı o Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi de daha yokken ilim vardı. İlim demek bilmek değil. Hayal demek, ille mevcutların şekillendiği yer değil. Başka? Hayal aynı zamanda atölyedir. Keseriz, biçeriz, mevcudu alırız. Ben şu ağacı alırım, keserim, biçerim, değişik yaparım. Bak çiçeğini taktım şimdi. Yok. Tamam, keserim. Hayal o değilsin. Hayal, aklımıza gelip gelmeyen, hayalimize gelip gelmeyen, nihayetsiz ama, nihayetsiz ama, nihayetsiz ama, sonsuz, sonsuz. Sonsuz, her şeklin olduğu bir dipsiz dip. Sonsuzluk sonsuzu. Varlıksız varlık. Mekansız mekan. Resimsiz resim. Her şeyin olduğu. Biz ne yapıyoruz? Hayal ediyoruz. Biz kurguluyoruz zannediyoruz. Hayır. Var olanların üstünü açıyoruz. Şimdi şu cümleyi de okuyayım. İnsanın yazılımı İhtimaliyatın nihayetsiz şıkkına sahip insan. Bir daha söyleyeyim. İnsanın yazılımı, bilgisayarı yazmış. Windows dedi ki, ben dedi yazılım yaparken hududu çizdim. Sen ne yapabileceğin kadar. Sen diyor bilgisayarı kullanırken sana tayin etmiş olduğum hudutlar içerisinde hududun olmalı. Çünkü burada nihayetsiz insan girecek bu bilgisayara. Edepsizlik yapma, birbirine hücum etme, hakaret etme. Yani bu bilgisayarda ne yaparsan yap, Windows'un yazılımın dışına çıkabilir misin? Çıkamazsın. Hürriyeti ne kadardır? Onun izin verdiği kadar. Onun sana verdiği kadar. Niye itiraz etmiyoruz? Windows efendi, niye benim hürriyetimi kısıtlıyorsun? O da diyor ki, sonsuzluğa varamıyorum ki. Senin istediğin sonsuzluk. Ama ben bu kadar sana hudut çizebildim. Hiç kimse kalkıp Windows'a itiraz etmiyor. O zaman senin yazılımını hayal et Windows gibi. Sana Allah öyle bir yazılım yüklemiş ki sonsuz yapabilme, her şeyi yapabilme yazılım var sende. Mesela futbolcuya diyor ki FIFA. Bak diyor 11 kişi oynayacaksınız. Burada da 11 kişi. Şuraya geçmeyeceksin. Şunun adı taştır. Bu penaltıdır. Bu ayağını vurursan bu olur. Ha, bu sana çizmiş olduğu kurallar içerisinde kuralın olacak. Sen bu kadar hürsün. Yani kurallar içerisindeki kuralındır. Yani kainat ise tercihler içerisindeki tercihin olmalı. Yani güneşin ben bugün doğmasını istemiyorum. Böyle bir tercihin yok.
Ama ben güneşin, bu güneşin altında içki içebilirim. Cevşen de okuyabilirim. Ha, şimdi yazılım var. Kainat yazılımı içerisinde sana tayin edilen sistem içindeki senin tercihlerin var. Yani top sahasının içinde. Ya ben kenarda da oynarım. Hayır. Çizgiyi çıktın mı oynayamazsın. Kurallar irade oluyor değil mi? Evet. İrade oluyor. Yani kurallar içerisindeki kuralındır. Tahminler yapabilen, iyi dinleyin bu son cümlem olsun. Tahminler yapabilen, ilhamları alabilen, geleceği okuyabilme bir yazılımı yüklenmiş sana. Bu yokken var olduğunu sende göstergesidir. İşte bu ilim, yani kameranın karşısında eşya yokken varlığın var olduğunu gösteren misallerimdi. İşte ustad diyor ki ilim aynasında mevcudat-ı ilmiye var. Lemalar 241 miydi? Bu cümleyi de okuyayım, buna güzel bir şerh olur. Dur, sayfayı söyleyeceğim. 241. Bak diyor ki: "Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide." Ayetinin sırrıyla, sır bu. Kurmalı anlaşılan bir ayet değil. Bütün zeminin yüzündeki zihayatı bir sineğin ihyası kadar kolay yapar. Bir baharı bir çiçek kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Yani kamerada mevcut, karşıda bir şey yok. Burada var. Buradakileri burada gözükebilmesi için bir şey toplamana gerek yok. İlim ayna gibidir. Karşılıksız vardır. İlim hayal gibidir. İlim tahmindir. Tahmin yapısı gibidir. İlim ilham gibidir. Nasıl ki bunlar mevcut yokken orada mevcut var. Bir daha söyleyeyim. Varlık yokken varlık vardı. Mevcut yokken mevcudun olduğu yer. Yani Allah diyor ki mevcudatı ben yaratmadan önce biliyordum. Soru soracak Allah'a. Kişinin soracağını biliyor Allah. Ey Allah'ım, mevcut yokken mevcudu nasıl biliyorsun? Bak, ben sana bir donanım takacağım. Onunla kendi ölçülerinde bana intikal et. Nasıl ki evet ya Rabbi, ne taktın? Tahmin cihazını taktım sana. Hayal cihazını taktım sana. İlham cihazını taktım sana. Tasavvur taktım. İzan taktım. Bunlar hepsi, hep bütün yapılar mevcudun, mevcuda bağımlı değiller. Mesela ilham yokken diyebilmek. Tahmin gelmeden görebilmek, anlatabilmek, gelmeden sesi duymak, varlık değilken çizmek, yani haritayı çizmek ve şekil değilken, atom değilken görebilmek cihazıdır. Tahmin cihazı. Ha, sendeki tahmin cihazı, sendeki tahayyül cihazı nasıl ki eşeğe bağımlı değil, mecbur değil, eşyasız da hayal edersin. Varlıksız da var edebilirsin. Orada nasıl dibi yok, hayal dairesi nihayetsizdir diyor. Ha, bu sende takılan cihaz, farkında mısın? Tamam yarım. Ha, bunu takan ben, bende nasıl olur? Hayal et. İşte diyor ki, çünkü toplamaya muhtaç değil. Emri kün fe kün, küne malik olduğundan ol dediği zaman, ol dediği ne demek? Bastılar. Yapacağım ki göresiniz. Ol demek, gözüküyor mu ben? Evet. Ol! Koca bu çizmeye kalksan, şey yapsan, nasıl bir teknoloji düşün? Hop, buradan bir veri, buradan kablo taktık, yazı. Ama o veri, bu cihaz o kadar hızlı olsa ki, bu cihaz, bastığım anda çıksa, yani bu bastığım anda ses yapıyor ya,
Makinelerde var ya zaten böyle basınca bir fotoğraf çıkıyor. Ha, işte öyle bir şey istiyor. Yani. Sallayıp sallayıp dedi. Ha, yani. Bak şimdi. Bastığım anda fotoğrafa dönülse. Allah böyle yapıyor bu mevcudatı. Bu ilim halk eden, ortaya çıkaran kudret, o çıkan resim, hayat, buna şey yapan irade. Yani burada hangisini çıkacak? Tercih ediyor. Ona onaylıyor. Burası kudret. Bu atom. Resim atom. Cihaz kudret. Burası ilim. Buradan içeriden hangisi olacak? Kare bu değil bu. Ha bak elimi sürdüm görüyor musunuz? Bak yuvarlak yaptı. Çok ilginç. Bak buraya sürdüm bak. O zaman basıyorum. Oraya çıkıyor. Oraya çıkıyor. Çıktı. Ha bu resim içinde olanı ha kare yaptı bak görmüyorsunuz. Görüyor musunuz o kareyi? Görüyoruz abi. Ha. Orayı vurdu. Ha irade, kudret, hayat. Peki buradakilerin gözükmesi basar. Emri kün feyküne malik olduğundan her baharda, son cümlemiz, her baharda hadsiz mevcudatı bahariyenin maddi ünsüriyesinden başka hadsiz sıfat ve efal ve eşkallerini hiçten icat ettiğinden ilminde her şeyin planı, modeli, firistesi ve programı tayin ettiğinden şu aynada hepsi gözüktüğünden ilim aynadır. Bir de okuyayım. İlminde her şeyin planı, modeli, firistesi, programı taayyun ettiğinden, taayyunu evvel bu. Vücutsuz vücut. Ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesine hareket ettiğinden. Şimdi şu, şurada. Burada kabloyu bağladım yazıcı. Bu yazıcı nereye göre hareket ediyor? Cihaza göre. Cihaza göre ediyor. Ona göre şimdi düşünün. Bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesine hareket ettiğinden. Yani bu yazıcı kafa veya ben istediğimi takılırım diyemez. Bu cihazdan ne vermişsem ona göre çalışıyor. Aha cümleyi oku o zaman. Bütün zerrat onun ilim ve kudret dairesine hareket ettiğinden kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder. Kibrit çakar gibi. Bak kibrit çakar gibi Allah yaratıyor. Kibrit çakmıyor mu? Kibrit de böyle çakmıyor muydu? Bu yaptığım şey israf olmaz. Bu cihaz bunun için yapmış gavur. Hasan bunu anlatsın diye. Güzel abi. Tamam. Şimdi bak. Peki abi maddesiz nasıl var? Çektiğim şey hafızada var mı? Var. Peki ben miyim? Değil. Değilim. Değil de değilim. Atom muyum ben o hafıza kartında? Peki. Şuna hafıza kartı var mı? Var. Orada mı kaydedildi? Çekmeden önce tart. Altıncılardan tartıcı var ya. Miligram. Daha milliden daha cek. He? Yok milliden daha şey ne diyorlar ona? Nanogram. He? Nanoterazi değil bir şey diyorlar. Neyse. Peki. Bu kart tart. Tak buna fotoğraf çek beni. 1000 tane. Tart kilosu değişir mi? Değişmez. Ben oradaydım nasıl kilo değişmedi? Ha, ilim de böyledir. Maddesiz var. Hafıza kartında insanoğlunun kafasında kafasının yaptığı hafıza kartında maddesiz eşya varsa, resimsiz resim varsa, sessiz ses varsa, ses var mı orada? Hafıza kartında ses yok ama ses var. Sessiz ses. Sessiz ses var. Ses yok orada bakın. Sessiz değil mi? Dinlesene. Var mı ses? Yok. Sonra basıyorum ses çıkıyor. Yani onu kudrette dönüştürüyorum. Peki resim var mı? Var. Onu bir bakıyorum.
gözükür hale geliyor. Kudret, kudrete dönüşüyor. Sesi sessiz yere koyacaksınız. İyi dinler misiniz bunu? Ses çektin ya beni. Hafıza kartının içinde ses var mı? Yok. Benim sesimi çektin. Sesi sessiz aleme koymak. Resmimi hafıza kartında resimsiz bir albüme koymak. Albüme koymak. Bakın, sesi sessiz yere koymak. Gözü gözsüz yere koymak. Hafıza kartı. Resmimi albüme koymak. Bu yani içeride şekil yok. Çekirdekte, hafıza kartında şey yok, ses yok, resim yok. Orada onlar nasıl bulunuyorsa, insanı yaptığı sanatta, Allah'ın alemleri de ruhta öyle bulunuyor. Ve Allah'ın kendi sanatkarının teknolojisini, kendisi üzerinde var olan teknolojiyi düşün bir de. Telefonda 15-20 alem var taş çatlası abi. Evet. Yani ses alemi şu falan. Yani kainatta 18 bin bu. Ya. İşte diyor ki, bütün zerrat onun ilim ve kudret dairesine hareket ettiğinden kirbit çakar gibi, kirbit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder. Çak, şşt, çak, şşt, bastım şık. Kirbit çakar gibi kolaylıkla icat eder. Hiçbir şey zerre miktarı hareketini şaşırtmaz. Bastım bak seni gösteriyorum. Hiç şaşırtır mı? Sen diyebilir misin resmini görünce? Ya abi ben bu değildim ya. Yalan olmuş bu ya. Abi inan iftira yapıyor vallahi. Ben böyle değildim. Diyebilen var mı? Yoktur abi. Veya ses. Vallahi abi ben böyle konuşmadım ya. İnan iftira ediyor. Şu yalana bak bak bak. Vallahi kuyruklu yalan. Kayıt yaptı seni. Hiçbir şey zerre miktarı hareketini şaşırtmaz. Seyyarat muti bir ordusu gibi zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudreti ezeliye istinaden hareket ediyorlar. İyi dinle şu cümleye bak. Ve o ilmi ezelinin dusturlarıyla çalışıyorlar. O ilmi ezelinin dusturlarıyla çalışıyorlar. Yani bu kainatı sevki idare ederken kullanılan teknoloji dünya cinsinden değil. Bir daha söyleyeyim. Bu göz yapılırken kullanılan teknoloji, gözü tamir ederken ve insanoğlunun kullandığı teknolojiye benzemez. Tamam. Bu gözü yapılırken kullanılan teknoloji daha yok dünyada. Başka? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için, bu aklın teknolojisi kullanılmadı bu yapılırken. Bir daha. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıl yapılırken bu aklın teknolojisi kullanılmadı. Bu akıldan önce bir teknoloji vardı. Aynen bu örnek gibi bu kainat idare edilirken bu kainatın içindeki teknoloji kullanılmıyor. Bu kainatın birbirine bağlayan kanunlar kainatı idare etmek için kullanılmıyor. Kainattaki kanunlar içerisindeki birbirine bağlantının adıdır. O ilmi ezelinin dusturlarıyla çalışıyorlar. İşte o eserler o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük emniyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. Mesela ya bu nedir? Basitti bir hafıza kartıdır ama koca bilgiler var. İşte insan küçüktür ama insanda kullanılan teknoloji küçük değildir. Cümleyi bir daha okuyayım. Kapattım. Cümle çok önemliydi. İnsan küçüktür ama insanda kullanılan teknoloji kainatın arkasındaki bir teknolojidir. Bir daha söylüyorum. İnsan küçüktür ama hafıza kartı küçüktür ama hafıza kartından kullanılan teknoloji motoru yaparken kullanılan teknoloji değildir. İşte cümleye bak. Yoksa o küçük emniyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. İnsanın küçüklüğüne bakmakla
dünyaya göre 60 kilo olmasından insanda kullanılan sanat ve teknoloji küçülmez. Ha? Çünkü insan yapılırken kullanılan teknoloji kainat yapılmadan önce kullanılan teknolojidir. Yani kainat cinsinden değildir. Bu çiçek yapılırken kullanılan teknoloji insanların kullandığı teknoloji cinsinden değildir. Gözü tamir ederken, gözlük yaparken, şu gözlüğü, camı imal ederken kullanılan teknoloji kullanılmadı bu gözün yaparken. Bu gözü yaparken kullanılan teknoloji başka bir teknoloji. İnsanın kullanamadığı bir teknoloji. Burada kesiyorum. Bu top, şeyi, mevzu neydi? Aynada olan bir şey pat diye vücuda çıkması, işte ilim aynasında taayyün eden eşya kirbit çakar gibi Allah nasıl çıkartıyor? Ona izah niteliğinde dersti. İkinci bir özellik, kameranın özelliği karşıyı göstermektir. Karşıyı göstermeyen kamera değildir. Başka? Güneşin özelliği ısı, ışık verendir. Vermiyorsa güneş değildir. Aynen bunun gibi. Yani kamera vurduğun zaman gösterir. Ama bir kamera var ki karşıki yokken de içeride gözüküyor. İşte insan bunu anlayamıyor. Allah'ın ilmi böyledir. Yani eşya yokken ilimde her şey var deniliyor. Varlık yokken Allah'ın ilminde her şey vardı. Onu anlamak adına 3-4 tane örnek verdim. 1- tahmin. 2- ilham. 3- hayal. 4- düşünce çeşitliği, tasavvur. Tamam. Mesela ilham, mana yokken geleceği hazıra taşıyan, geleceğin hazırda gözükmesi. Tahmin ise gelecek yokken okumak, görmek, duymak, onun fotoğrafını şey yapmak. Ama ya geleceği okuyan bilim adamı, geleceğin bile hesapları yapılıyor, ayın tutulması ve sen çocuğun şunu böyle. Bu tahmin cihazı, ilham cihazı, hayal cihazı, eşyanın yokken de, eşya yokken içerisinde varlığın var olduğunu gösteriyor. Bu cihazı bize takarak Allah bize diyor ki, nasıl ki eşya yokken sen bilebiliyorsun, ben de mevcudat yokken biliyordum. Bunu bilesin diye bu cihazı sana taktım. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.